Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fransa'da Nisan 2022'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı yazar Éric Zemmour adaylığını açıkladı. Zemmour, seçime yönelik ilk geniş kapsamlı mitingine Villepinte şehrinden başladı. Buradaki konuşmasında Zemmour, "Bu seçimi kazanırsam, başka bir iktidar devri değil, dünyanın en büyük ülkesinin yeniden fethi olacak," dedi. Yeni parti kuracağını belirten Zemmour, oluşumun adının yeniden fetih anlamına gelen Rejonyete olacağını söyledi. O arada Zemmour'un destekçileri, mitingde ırkçılık karşıtı tişört giyen çok sayıda protestocuya saldırdı. Saldırı anları, ambeyan kameraya yansıdı. Miting başlamadan önce polis, çok sayıda Zemmour karşıtı protestocuyu gözaltına aldı. Salonun yakınında polisle göstericiler arasında kovalamaca yaşandı. Paris'te de yüzlerce Zemmour karşıtı protestocu yürüyüş düzenledi. Éric Zemmour, mitinge 15 bin kişinin katıldığını duyurdu. Ancak organizatörler, 12 bin kişinin salonda bulunduğunu söylüyor. Fransa'da bazı anketler, 63 yaşındaki Zemmour'un Cumhurbaşkanı Macron ile ikinci tura kalabileceğini gösteriyor. Zemmour, Müslümanlara ve göçmenlere karşı tutumuyla biliniyor. Zemmour, daha önce yaptığı bir açıklamada, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını belirtmiş, bir Fransızın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız, demişti. Öte yandan Zemmour, yaptığı ilk mitingde darbedilmesinin ardından iş göremezlik raporu aldı. Zemmour'un kampanya ekibi, Cumhurbaşkanı adayının başkent Paris yakınlarındaki Villepinte Fuar Merkezi'nde düzenlediği, ilk mitingde sahneye çıkmadan hemen önce bir kişi tarafından bileğinden tutularak çekilmesi sonucu yaralandığını açıkladı. Bu kişinin hemen etkisiz hal getirildiğini, ardından polis tarafından gözaltına alındığını aktaran ekip, Zemmour'a 9 gün iş göremezlik raporu verildiğini bildirdi. Aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayının adını Rejonyete olarak açıkladığı partisinin sözcüsü Antoine Diers, olayı adli makamlara taşımayı değerlendirdiklerini kaydetti. Aşırı sol partilerden boyun eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon düzenlediği mitingde, aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayının evrensel bir insanlık anlayışı olmadığını belirterek Zemmour'un insanlığın düşmanı olduğunu söyledi. İslam ve göçmen karşıtı fikirleriyle öne çıkan aşırı sağcı aday Zemmour, 30 Kasım'da yayınlandığı videoyla Cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıklamıştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.